katma değerli istihdama ve ihracata dayalı üretimi önceleyen bir ekonomik işleyişi yerleştirmeye özellikle çalışıyoruz. Özel sektör için uzun vadeli, ucuz ve sürdürülebilir finansman modellerine sahip bir ekonomi hedefliyoruz. Orta vadeli programı bütüncül bir yaklaşım ile yeni ekonomi programı olarak kurguladık. Bu programın ilk döneminde enflasyon, kur, faiz sarmalına karşı tedbirleri geliştirdik. Fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya karşı tüm sektörlerden 2700'ün üzerinde firmanın en az %10 indirim taahhüdü ile enflasyonla topyekün mücadele programını hayata geçirdik. Bu arada swap piyasasında aldığımız önlemlerle Türk lirasına karşı art niyetli girişim kanallarını tıkadık. BIST swap piyasası vasıtasıyla Türk bankalarının kendi aralarındaki döviz işlemlerini yabancı bankalara gerek kalmaksızın yapabilmelerine imkan sağladı. Türk lirasının faizinin yurt dışında değil, ülkemizde belirlenmesi için BIST çatısında Türk lirası referans faizi dönemini başlattı. Sektörlere sağladığımız finansman desteklerine ilaveten tüketici maliyetlerini düşürmek için otomobil, mobilya, konut ve beyaz eşyada ÖTV ve KDV indirimleri yaptık. KOBİ'lerimizin alacaklarını devlet destekli alacak sigortası ile garanti altına aldık. Özellikle kış aylarında sebze fiyatlarındaki dalgalanmanın önüne geçmek için Ziraat Bankamız aracılığı ile Sera finansman paketini devreye aldık. Katma değerli, ihracata ve istihdama dayalı üretim modeli hedefimiz kapsamında ham madde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım alanlarını içeren 40 milyar liralık ivme paketini uygulamaya geçirdik. Kur saldırısı sonrası normalleşme dönemini enflasyon ve faizle mücadelede eşine az rastlanır bir başarı ile kapattık. Bu dönemde %24'e kadar çıkan Merkez Bankası politika faizi 8,25 seviyesine indi. Spekülatif ataklarla %25'in üzerine çıkan enflasyonu yeniden tek hanelere kadar indirdik. Vatandaşlarımızın tarihin en düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanıyla ev sahibi olabilmesini şu anda temin ettik. Salgın sürecinde 12,2 milyon vatandaşımıza 43 milyar lira, yaklaşık 1,3 milyon esnafımıza 30 milyar lira, 207.450 firmamıza 163 milyar lira finansman tahsisi yaptık. Yerli sermayeli kredi derecelendirme şirketini faaliyete geçirdik. Yatırımları daha fazla desteklemek için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nı yeniden yapılandırdık. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için dövizli bireysel emeklilik sistemi uygulamasını başlattık.